Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz, Nargen Haliloğlu ve Kübra Sönmez Işıkla birlikte bu hafta sinema konuşmayı planlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Okay, Nasılsınız? Hoş Uzun bir aradan İyice sonra, kaldı sonra kaldı yerden devam kaldığımız <gülüyor> yerden <gülüyor> devam ediyoruz. Sinema demişken, e, hani önceden de konuştuğumuz gibi Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi üzerinden başlayalım, başlayalım istiyorum. Evet. E, siz daha yakın zamanda izlediniz. Ben premierini izlemiştim. Ne zaman Kan'da. Aa, evet, tamam, ee, tamam, üzerinden biraz zaman geçti. Hafızamı da biraz tazeledim tabi. İsterseniz sizden başlayalım. Evet, nasıl yani? Buyurun Kübra Hanım. Olur peki. Tamam. Ol, başlayalım size. o zaman. Peki, tamam. <laughs> e, şimdi ben evet çok yakın bir tarihte izledim. Çünkü e, hatırlamak adına da, da bence daha iyi olur kesinlikle. Bir... E, şey o zamana kadar böyle çok fazla eleştiri okumadım ki iyi ki okumamışım çünkü gerçekten insan etkileniyor bence. E, sonrasında o, okudum ki hani Acaba aynı bakabilmiş miyiz, benzer mi bakabilmişiz diye hep bu hani sosyal medyada dönen işte Nur, Nur bir Geceylerin en iyi filmi diye gösterilen e, ya da anılan diyelim. Öyle bakılan bir tarafı var filmin. Ama e, benim için öyle mi? Ama ödülü de e, beyefendiye değil, ama efendiye verdi. Evet, yani yani, yani o belki var. de orası da belki başka <laughs> açılardan tartışmalı bir konu olabilir ama genel itibariyle hani ritmi olsun, görüntüleri olsun, e, e, Nur Bilge Ceylan'ın kendi filminin ...biraz daha dışına çıkan bir yapım olduğunu ilk etapta, ilk sahnede gözlemlediğimiz o oluyor bence. E, karakterler bence dikkat çekici. Yani beni en e, etkileyen şey o oldu. E, belki biraz karakterler üzerinden başlayabilirim gibi geliyor. Çünkü öyküyü çok orada e, ilerletiyor. E, yani genel hatlarıyla hep işte bu... İşte ee, işte hayallerini e, hayallerinden vazgeçmiş bir Samet var. E, ve e, gitmek istiyor ama gidemiyor ve or bir coğrafya var ki orası e, bulunduğu işte öğretmenlik yaptığı. arada Samet'in nereli olduğunu hiç öğrenmiyoruz. Ee, evet. Batılı. E, yani, evet, Batılı olduğunu şey, biliyoruz yani zaten. Yani şöyle hani ya zeytinyağı getiriyor. Hani bence mi? Aydınlı bence. Vay, ha, o kadar o batılı. Nokta atışı. Öyle gördüm. <laughs> <Ha>, Zeytinyağı'ya bağlamak <laughs> evet, belki Evet herhalde. Evet olabilir. İncir eksikti eksik ama. Ha, evet, zeytinyağı. evet tamam eyvallah. Evet. Yani e, ilk etapta işte böyle çok karlı e, ve zor e, diyebileceğimiz bir e, sahneyle açılıyor zaten film. E, ve hani Samet, Samet karakteri üzerinden aslında başlıyoruz, izliyoruz. Her yeri onun gözüyle izliyoruz bir nevi. E, sonralarda da... <laughs> çok sıkıyor bizi bu. Yani evet ilk etapta belli bir fikir ediniyoruz aslında karaktere dair bence ve hemen ediniyoruz çünkü o toplantı odasını izlediğinizde bilirsiniz. O toplantı odasındaki o işte her zaman öfkeli tavırları, insanları aslında eleştirel ve belki biraz üstten bakışlarıyla her türlü tavrına yani ev arkadaşı olan, ev arkadaşıyla olan ilişkisinden öğrencilerle olan ilişkisine kadar ee, aslında ben gideceğim, burada kalıcı da değilim zaten. Ee, burası benim için sadece bir mecburiyet ee, izlenimini veriyor bir taraftan. Ee, bu Türkiye'nin bir tarafını yansıtıyor elbette. Yani çünkü zorunlu hizmet dediğimiz hikaye biraz böyle yani, yani en azından o coğrafyalar için. Ee, ama hani hep hep mi böyle yabancı kalıyor kişi gitti ya yani batıdan çok batıdan. Belki oradaki benzetme o yüzden iyi olacaktır. Çok batıdan doğuya giden bir kişi de böyle hocam, mi? Hangi seneydi hatırlamıyorum. Ölenmesi. İki, i̇ki dil bir bavul diye bir. Aa çok güzel. İşte belgesel. Da... Kısa i̇şte yani hani hep mi böyle oluyor? Hep de böyle olmak zorunda değil. Hep de böyle olmuyor. Değil. Evet. Yani o çok daha evet. gerçekçi ve tatlı Hatta bir yakışımdır. filmin tarihi de Hakkale'de biraz öyle. bir mevsim var bir de. Erdem Kral'ın filmi. Ha, onu <laughs> o da, evet, mesela, da mesela. Yani bu hani belgesel. Yani çünkü orada hakikaten gene bir egeli. Evet. Kürt bölgesine gidiyor ve bir şey var yani bir yüzleşme, bir karşılaşma, evet. bir birbirini anlama var en azından yani. Evet. Orada işte onu biraz e, o kadar dışında kalmış bir figür olarak e, görüyoruz. Ben yani kişisel görüşüm bana sentetik bir karakter. Yani e, söyledikleriyle yaşadıkları arasındaki m, uyumsuzluk ve sonrasında ama tabii... zaten o, insan biraz da öyle bir şey değil mi? E, ama yani çok kurgusal. Yani çok hmm. kurgu bağırıyor yani çok o kadar doğal değil ki yani e, öyle insanlar tabii ki var yani olmak istediğiyle olduğu arasında idealize ettiği insan var tabii ki hepimiz bunu yaşıyoruz da görüyoruz çevremizde de ama. Yani belki yani metinden biraz yol, yani senaryonun kendisinden ve dilinden yola çıkacak olursak o başta o hinlikleri yapan o böyle e, her türlü işte e, tilkilikleri yapan adamın sonra böyle çok bilgece en bir şeyler sonunda, söylüyor evet. olması. E, bu iki, yani bunlar iki ayrı karakter izlenimini bana verdi açıkçası. E, sizin görüşünüzde bilmiyorum tabii. <laughs> Efendim, yani özellikle o yani biraz e, yani Nuri Bilge Ceylan neden böyle yaptı diye insan soruyor. Yani başta ve e, izleyenlerle konuştuğumda kimse Samet'i sevmemiş. Yani sevilesi bir insan değil. Sevilmesin diye zaten tamam öyle çekilmiş. Fakat niye en sonunda biz bütün olayı tekrardan onun gözünden görüyoruz ve onunla beraber doğu için ve sevim için iyi şeyler istiyoruz falan birdenbire böyle bir üstten iyicil bir sese bürünüyor hı hı. ve bu hakikaten bir tutarsızlık. Hı. Yani o benim hatırlayacağım yanlış hatırlamıyorsam verdiği bir söyleşide vesaire şey diyor hani Samet karakterinin kötü olmadığını düşünüyorum ben de. Valla biz kötü hmm. olduğunu tabii düşünüyoruz. Tabii. <laughs> yani yani kötü ben... bu, bu minvalde <laughs> bir şey var açıkçası. <laughs> yani mesela. o kadar Peki şeyi mi? soracağım daha Gön hocam. Sizce Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi mi? Hayır. Hayır. Tamam. O konuda hemfikiriz <laughs> <laughs> yani hani. Evet. Benim için bir Ola zamanlar Anadolu. Zaman. Ben Ahlat Ağacı'nı eğer taşraysa, taşra hikayesi ise Ahlat Ağacı, e, ama ben Kış uykusunu, eğer bir entelektüel tartışmaysa kesinlikle ha. Kış Uykusu diyorum. Ee, bu değil. Bu değil. Bunu parçalara ayırmamız gerekiyor çünkü ya yani bunu böyle anatomik olarak yani iki tane ayrı film var bence o filmin içinde film var. Ya yani bir sosyopolitik bir şey var bir tarafta. Uh -huh. Bir de çok insana dokunan ve insanın kendi kişisel özelliklerine değen ve orada gördüğümüzde aslında evet bu biraz da bizden bundan var mı diye sorgulattım. Onlar o kadar birbirine karışıyor ki yani e, Hepsi bir arada olmak zorunda değildi diyor. İnsan ayrıştırmak istiyor. Benim yani benim hı hı. izlek gözüm onu ayrıştırmak istiyor. Ha muhteşem tabii ki onun hani e, Nur Bilge sinemasına dair ben fotoğrafı da çok sevdiğim için çok güzel aralara eklediği görsel şölen dediğimiz kendi coğrafyamıza ne kadar da şahane diye baktığımız <laughs> yerler de var tabii ki. Yani oraları Orada çok tabii sevdim. Orada tabii Nur Bilge'nin hani fotoğrafçı backgroundundan gelmesinin bir vurgusunu görüyoruz orada. Orada da imza atıyor ama evet. benim as esas görüşüm hani belki Samet karakterini biraz daha arkeolojik kazı yaparsak eğer e, hani biliyor gibi anlattım biraz daha detay vereyim e, filmle alakalı. Samet e, öğretmen, resim öğretmeni e, ve bir zamanlar resim yapan e, ve bir zamanlar hayalleri olan ama artık resim yapamayan sadece fotoğraf çeken bir adam. Ee, bu adam neden fotoğraf çekiyor ve neden resim yapamıyor? Ee, yani şimdi orada mesela hani ressam olmaya heves edip e, sonra da ressamlıktan vazgeçen ve fotoğraf larla sergi yapan bir yazarımız da var. Belki ona bir göndermedir. Hmm. Hiç öyle düşünmedim. Sadece şöyle düşündüm. <laughs> yani olmayabilir ama hani bana mesela onu çağrıştırdı. E Nuray karakterini orada. <laughs> ben hiç düşünmedim açıkçası E Nuray karakterine, ama e, Nuray karakterine e, orada dahil edebiliriz. Eee işte Nuray da bir öğretmen. E, ama o resim yapıyor ama İngilizce ya. öğretmeni ve biz onun resimlerini görüyoruz. Çünkü o görebiliyor. Bu arada kim yapmış o resimleri hakikaten? Yani ben, ben, evet resimler. ben de çok beğendim. Yani şöyle görüyoruz aslında e, ev arkadaşı, çok güzel bir sahne o zaten çok komik bir sahne. Ev arkadaşıyla beraber üçü, üçü Nura'yla Nuray tanıştırırken e, ve ikinci görüşmelerine zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam e, kız yüzüne bakıyor Kemal'in Kemal ve e senin Kenan'ın Kenan senin bir fotoğrafını çekebilir miyim diyor. Çocuk şaşırıyor ya ne görmüş olabilir onun yüzünde yani. Ve o kadar güzel bir sanat. Ben ben zaten mizah içerik kısmını çok sevdim. Ben yani o aralardaki o eee dozajı da çok güzeldi bence. çünkü görebiliyor. Ardını, insanın ardını görebiliyor. Samet göremiyor ve göremediği için ki o fotoğraflar ne kadar güzel olursa olsun onlar artık üretemiyor ve Sadece var olanı bile o kadar uzakta bir dekor ve bir böyle cansız bir beden gibi yani yabancılaşarak çekiyor. Ben öyle anlıyorum çünkü çok güzel ama e, duygusu yok yani güzel, yani estetik anlamda e, güzel ama o resim biraz daha duyguyla ilişik bir şey. Yani görmediğiniz şey gerçekten e, hayal etmediğiniz şey, çizemediğiniz de bir şey. Dolayısıyla oradaki o işte fotoğrafı. Seçmesi, sonradan bir ifade aracı olarak seçiyor olması. Evet yönetmenimizin fotoğraf geçmişine bağlayabiliriz, doğru. Ama bir taraftan da Samet'in oradaki mutlaka bir ihtiyacı var onu görselleştirmeye. Bunu da en iyi yapacağı şey fotoğraf gibi yorumladım ben şahsen. Yani sonuçta tahminen o fotoğraflar Nuri Bilge Ceylan'ın kendi tabii, çektiği tabii fotoğraflar ki, tabii. yani. Hani <laughs> tabii ki. Görüntü yönetmenlerinin çektiği görüntüler evet. değil. Yani. Evet. Bir de hani mesela bu doğrudan o kareleri göstermesi sinemayla. ...fotoğrafı bir şekilde ayrıştırma çabasının altını çizmesi olarak görüyorum. Bir de bu filmde yaptığı şey numarası var. Hani çıkıp sette olduğumuzu hı hı. ve bunun bir film olduğunu bize hatırlatıyor. İlk defa değil mi? Evet, Nuri Bilge Ceylan'da evet. ilk kez Yapmadığı gördüğümüz bir şey. şey. Evet. ha Belki Böyle yeri, bir... neden orayı tercih ettiğiyle ilgili benim kafamda soru işaretleri oldu. O sahneyi. Yani hı hı. E, izleyenler bilecektir. Yani neden orayı seçtiği, Neden oradan... E, çünkü orada başka başka çok kritik e, konuşmalı ah, evet. sahneler de var. Orayı değil de bu tarafı seçtiğiyle çok e, ben anlamlandıramadım. Ama tabii izleyenler çeşitli yorumlar e, söyleyecek, söyleyecek Bence de hani o sahne ben... Olmaya da bilirdi yani. Gereksiz buldum. Evet fazla yani. yani Olmasa da olur. Ben heyecanlandım şu açıdan. Belki bundan sonra daha enteresan şeyler göreceğiz. orada Bilge, Ceylan'dan yani buna dair... Evet bu böyle bir teaser gibi bir şey Aynen, olabilir. belki de böyle bir şeyler yapsın artık zaten. Yani çünkü hakikaten benim için artık bir yani tekrar filmi. Yani işte kış uykusundan şeyler var, bir zamanlar Anadolu'dan var falan. ama benim için kritik olan buradaki cinsiyetler arasındaki o kavga, güç ilişkileri ve dediğimiz gibi Samet'in çok kötücül bir karakter olması bence. yani bunun üzerine başkaları da konuştu ama yani bir noktadan sonra yani şeyden de sonra neydi? Kurak kurak gün Kurak güne. Kurak, kurak günler. hep hı hı. yanlış söylüyorum filmin. Yani orada da acayip bir kötülük, toksik maskülinite buraya da evet. geldik. Yani artık evet. buramıza kadar geldi. Evet. Ve yani Samet'in bizim sürekli olayı Samet'in gözünden görmemiz, işte sonunda Samet'in kapatması bir şekilde ne olursa olsun Nure Bilge Ceylan yani onun gözünden onunla bir empati kurmamızı bekliyor. Ama filmin başından beri öğrencisiyle olan o çarpık ilişki beni çok rahatsız etti. Ve e, sanki böyle en sonunda Aa, işte adamcağız bir şey yapmadığı halde adamı suçladılar. Seyredenler görecek yani o öğrenciyle çok belli aslında bariz olan evet, bir şey. Evet o mi? arasında çok korkunç bir güç ilişkisi var ve onu çok kötü bir şekilde kullanıyor hı hı. ve burada yani e, şeyi de Merve Dizdar'ın karakterini de bir çıkış noktası olarak kullanıyor. Yani işte öğrencisine karşı öyle hisleri yok. Bakın bu normal bir insan ve işte kendi Hı -hı. yaşıntı birisiyle ilişki kurmak istiyor aslında. Kurabiliyor. Kurabiliyor. O zaman yani o küçük kızla ilgilenmiyordur mesajı vermeye çalışıyor. Ama onunla kurduğu ilişki de bence çok hastalıklı. Yani e, normalde kızcağız yani Nuray iki tane erkek arkadaşını beraber yemek yiyeceğiz diye davet ederken birdenbire evet. tek Ve kız biri, onu fark ediyor zaten. Yani tek kişiyle kala kalması bu da bence yani çok korkunç bir şey. Yani birdenbire ben, zaten orada aslında orayı da vermiş yani ben gideyim mi diye yalandan diyor işte. Yok diyor tabii ki gel falan. Yani orada sürekli kadınları böyle bir kıskaca alma bir çok Acayip orada bir kötücülük var. Ben çok çok rahatsız oldum. Benim sevim karakterine geldiğimiz için belki hani orada söyleyebileceğim bir şey kız çok iyi oynamış. Harika yani, oynamış. Çok harika oynamış ve ayrıca film boyunca izlediğimiz, hani diğer kadın Nuray olduğu için söyleyebilirim. Ondan beklenmeyecek bir cesaretle kız. Samet'in iç yüzünü, evet. planlarını yüzüne vuran tek Karakter. insan. Evet. Ve bunu öyle bir mağrur tavırla yapıyor ki ve oradaki o yüz ifadesi çünkü o mektubu onun aldığını biliyor. Onun e, inanmıyor sözüne evet. ve inanmamakta ısrar etmesi. İnanabilir çünkü saf evet. bir kız da olabilir o iş çok küçük çünkü. Hı -hı. Ama asla sonuna kadar o cümlenin inanmıyor, vermeyeceksin. O zaman bunun bedelini ödeyeceksin. E, gibi orada çok ilginç bir e eşitler arası olmayan ama birden den eşitlenen birden bir eşitli. hal var. Evet. Yani o bunun yine bir kadında yapıyor olması, yine belki geleceğiz o masa sahnesine. Yine kadın kadına o cesur soruları sordurması. Orada biraz iltifat ediyor bence kadına bir tarafıyla <laughs> diyorum. Öyle evet, görmek istiyorum. Ben de şimdi tam o sahneye gelelim diyecektim. Yani meşhur Hı -hı. Yemek, yemek sahnesi. Yemek ben izlerken rahatsız oldum o sahneyi. Şöyle rahatsız oldum. Hı. Nuri Bilge Ceylan sineması dediğimizde benim anlayışımda ve gördüğümde ve kendi o kamera arkası görüntülerinden, oyuncularla olan diyaloglarından hani şeyleri falan da çok eleştiriyor ya. Yani sizi okulda çok yanlış öğretiyorlar. Doğal olmanız lazım, rol yapmıyormuş gibi olmanız Hayatın lazım. Hayatın içindeki bir Hayat, an gibi evet, değil mi? yani gerçek hayatta neyse onu aktarmamız lazım. Söyleminde bulunan bir yönetmenin bu kadar gerçeklikten uzak. Çünkü biri İngilizce, biri resim öğretmeni. iki kişi. Hı <laughs> hı soluk almadan çok evet. derin bir tartışma yürütüyorlar. Hiç es vermiyorlar. Hani oyunculuk açısından da çok böyle kafada yani duruyor. Aslında siz bizim bile takip edemediğimiz bir diyalog oluşuyor. Evet. evet. Ya yani o nasıl ki? takip ediyor? Muhatabı nasıl takip ediyor acaba o <laughs> diyaloğu dedirten? Tabii ben de bir e, e, acaba hani bu kadar bir insan hızlı düşünüp soru sorabilir mi? Gerçekliği dışı. Yani gerçek dışılığı bence o. Yani e, Yo e, bir insan o kadar hızlı konuşabilir. Konuşabilir yani, ama o kadar hızlı değil. O kadar, hızlı düştük, soru o kadar da sorabilir. O kadar... Yani onlar onlar bana şey gelmiyor hani olabilir ama ikisinin bir arada olması çok zor. Hmm. O karakterlerin o şekilde konuşabiliyor olması çünkü önceki hal ve tavırlarını, davranışlarını, konuşma biçimlerini biliyoruz ya. Evet. O karakterlere uymuyor. Ha, anladım kendi doğalarına yani, uymuyor. Ama evet. orada yine Samet Samet değil. Değil. O masada Samet başka biri. O masada zaten iki, ikisi de başka Çok biri yani. Çok başka insanlar. Yani biz aslında galiba yani bilmiyorum e, öyle de bir fotoğraf vardı. E, Nur Bilge Ceylan'la Ebru Ceylan'ın tartışmasını izliyormuşum gibi <laughs> galiba, ya. böyle yani böyle bir tarafı. Değil mi ikisini böyle oturdu. O masaya Dün daha da... önce oturmuşlar sanki. Onun profesını yapmışlar, yazmışlar. Öğretmen, iki öğretmenini birbirlerine konuşturmuşlar gibi. Yani kendi yani düşünleri düşünceleri gibi yani. Aslında ben tekrardan oraya tek başına gelmesine bağlayacağım. O kadar uzun sürmeseydi o sahne ben başta şey zannettim. Yani kız bir şekilde Nuray bir şekilde onu cezalandırıyor. Yani biz ben ikinizi davet ettim. Sen uh -huh. ne hakla? tek başına çekiyor zaten. Yani o yüzden yani hani bu senin istediğin o romantik yemeğe dönüşmeyecek. diye sürekli ona böyle yani ters şeyler söylüyor ama tabii o da ondan sonra başka bir yere gitti ama ilk başta öyle bir şey olacak zannettim ben. <laughs> ee, orada hani benim yani bir tür savunma aracı olarak gördüm. Bi ben. Bir diğer e, dikkatimi çeken şey belki belki herkesi çekti bilmiyorum. E, bu iki karakter e, karşı karşıya oturuyorlar masada yani uzak oturuyorlar ve iki farklı kutup gibi görüyoruz aslında yani. biz onları ve fikirleri birbirinden çok farklı. Ee, ve en nihayetinde hani o tartışma hani iki, iki bir ya bir taraf ikna, ya bir taraf ikna edecek mutlaka. O tartışmalar öyle ilerler çünkü. Ee, birden kamera işte Nuray'ın arkasını gösterirken o işte saç o saniyelik o saçın uçuşma sahnesinden itibaren başka sahneye geçmesini artık Nuray'ın o sorduğu sorularla, aldığı cevaplarla ve o öfkeli sorularla acaba o sonuçta bir noksanlığı var yani evet, fiziksel işte o. noksanlığı var. Zaten ilk önce Samet onu dile getiriyor. Evet. İşte sen bacağını kaybettiğin için mi böyle dediğin an konuşma başka bir yere gidiyor. Evet. Ee, şimdi böyle olunca hani o kişiye karşı olduğu değil sanki yaşadığı şey en nihayetine insan canı ve insan bedeni olduğu için ne kadar ideolojiler de olmuş olsa... Evet. ...öfkeleniyor olabiliriz. Yani çünkü insanız. Yani biz kendi inandığımız şeye de öfkeleniyor olabiliriz. Ben oradaki o öfkeli ve kaş kaldıran... ...halini... E, ...aslında savunduğum bir şey var ama... ...yani bunun için de bir bedel ödedim... ...savunmam lazım çünkü bedel ödedim... ...gibi bir şey olarak algılıyorum orada. E, ve o masa... Bit, ...yani o masa sahnesi bittiği an... E, ...yani ilerleyen dakikada... O, ya ...karşılıklı olan iki insanın... ...koltukta yan yana oturması... E, ...burada... Ben e, Samet'le aynı şeylerin yani benzer şeyleri de düşünebildiğini ve ikna olduğunu hissettirdi bana o sahne. Yani biz karşıt görüşte olan bir insanın sözlerinden de ikna olabiliriz ne kadar kendi düşüncemizi de savunuyor olsa. Ben, ben vazgeçti gibi geldi. İkna olduğunu düşündürdü ben. E, çünkü yorgundu. Evet, vazgeçti. E, çünkü bir e, ...yorgun ve bir kadındı en nihayetinde. ya yani Orada en çok kadınlık vurgusu. E öyle, tabii ki. O sahnede var zaten. Yani orada çünkü orada gard düşüyor, ya yani gardını düşürüyor. Zaten orada ağlıyor. Yani göz yaşı döküyor. Ve belki de Samet'e de... ...yine o sahne gözüme geliyor. Yani... Kişisel soruları, yani evet sen şu anda benim sana soru sormamı özel soru sormama hak kazandın gibi. Yani orada bir sınav, bir test var ve sonrasında neden böyle yaptığını, asıl gerekçesini soruyor yani. O e, perdeler giderek kalkıyor gibi bir tarafıyla. Yani ben böyle bir okuma yaptım o masa sohbetinden bilmiyorum hani siz ne diyorsunuz. <laughs> bir de beni şey rahatsız etti biraz hep böyle rahatsız evet. konuşuyoruz ben 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 direkt beğendiklerimizden ziyade Hı. Aa çok severiz filmin filmin sonundaki metni hani oh. e, ya onu mesela metin olarak bir kitapta okusak etkileyici olur yani çünkü çok etkileyici bir o metin o zaman bile ben o bir oryantalist okuyucu olarak oryantalistleri okuyan bir or, yani Orada Lord, bile. Lawrence of Arabia yaz, bu, yazmış dedim ama şimdi Metin çok kuvvetli ama o görsel o kadar onun üzerine olmamış. Yani hani o sözü söylemek için onu oraya koymuş Nuri Ceylan Bu Ceyla. kadar da estetiğe önem veren bir yönetmenin otları e, bu kadar özensiz çekiyor olması belki. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Kuru çünkü o yüzden. Yani kuru bak. da kuru, çok da güzel kuru otlar var yani. Zaten ben şunu hiç anlamadım. Ee, yani film, şimdi spoiler mı olacak bilmiyorum ama... Altına not düşeceğiz. <laughs> Şöyle yani. yani en sonunda e, Nuray'ın Kenan e, ve Samet'le e, işte e, yüzleştiği bir sahne var. İşte orası da çok güzel kızcağız gitmeye çalışıyor evden gidemiyor falan. Üçü arabadalar. Kar yağıyor. Zaten harika bir görsel. Ve o çıkmazda bitmeliydi ama biz bunların sonra yani o kadar bir gerginlik var ki aralarında konuşmuyorlar bile... Bir şekilde bunlar birbirlerine affetmişler. E i̇şte orada ön yargılar vardır ama kırılabilir, size de böyle ben, bir. Ben ben şey ben sunuyorum. hiç yani ben hiç yemedim yani bunu üzgünüm. <laughs> o zaman ya. bir soru sorayım <laughs> madem e, e, hep bu taş hikayesi taş deniyor önlüğü bir gecelik filmler için e, onu mu anlatıyor aslında gerçekten? Nasıl? Yani o hikaye orayı mı anlatıyor? Onu mu anlatıyor? Yok ben Nuri Bilge Ceylan filmlerin yani taşra da geçiyor olması Taşra hikayesi. O, o öyle nitelendirmem yani. Bir dekor mu Taşra? Bana öyle geliyor daha çok. Ya bu Ama son yani bu film Kuru Otlar Üstüne Nuri Bilge Ceylan'ın bence şimdiki zamana en yakın filmi. Hmm. Yani diğer filmleri... Güncelliği açısından evet. mı? Evet evet. Mesele anlamında mı? Mesele. Hmm. Daha yani, güncele temas ettiği. Evet edeyim. daha güncele en fazla temas ettiği günümüze en yakın filmi. Diğer filmleri daha böyle zamansız. Bu biraz evet. daha böyle zamanlı ve zamanlı olaylara göndermeleri daha fazla. Yani hani bu şey dedin yani bir dekor mu? Bu tam tekrardan şey döneceğim. Edward Said tam da bunu söylüyor oryantalistler için. Do bir, bir dekordur dekor. diyor. Evet doğru. Aynı yani burada Oradan kadar, her zaman. o kadar oryantalist bir bakış var ki özellikle en sonunda o kızcağızın yüzüne odaklanıyoruz, odaklanıyoruz. Sanki böyle oryantalist bir resimmiş hmm, gibi. Doğru. Üstüne de böyle işte ama sen gelecekte şöyle olacaksın, böyle yapacaksın, Hı -hı. dünyayı kurtaracaksın. İyice böyle bir metalaştırma o kızı ben dehşete düştüm en sonunda. Yani yalan yok. <gülüyor> <gülüyor> Dehşet uyandı. Peki, bir de e, filmle alakalı belki Nuribe Geceylan'ın kendi filmleri arasında bir kıyas olabilir, yapabiliriz. Yani e, hep böyle bir şey sahnesi var gibi bütün filmlerinde yani bir o iki kişi oturup konuşuyorlar ortak Mutlaka. tema bu ve i̇şte orada aslında orada mesajı <laughs> ne verilmesi, söylenmesi gerekiyorsa orada yani söyleniyor belki de bütün filmlerini... o sahneler için yapıyor belki de kesinlikle. <laughs> evet ee, yani burada ortak sahnelerle ilgili bir şey, şey yapmışlar. Ben şöyle yani. bir şey söylemek istiyorum bir anekdot. Yani. Bir yazar arkadaşa dedim ki ya bak şimdi roman yayınlanmadan önce bana gönderdi arkadaş bir okudum. Yani şu bölüm ha. ...çok eklektik duruyor. Yani bunu bu bölümü komple atmak lazım. Ben sadece onun için doğru. yazdım dedi kitabı. <laughs> Kitap evet. dedi o. İşte gaye i̇şte. şey mesafesinde. Ee, bir de... E, ...benim... ...hani e, yine... ...kış uykusunda da oradaki erkek karakteri... E, ...Ahlat Ağacı'daki oradaki e, aile... ...yine burada da Samet karakterinde yani sanki... E, ...ortak e, duygunun sevgisizlik olduğu sevgi sevgiyle temas edemeyen birinin yani birilerini sevmeyen öfke duyan da dahil buna anlayamayan Hatta onun için birçok insanı yıpratan... Çünkü ağlat adığını hatırlarsak çok sevgisiz bir ailede çocuk yani böylesa sevgisiz kalmış insan e, karakterleri gibi geliyor ortak noktalarından biri de. Sanki onların hikayesi üzerinden bir hikayede anlatılıyor gibi bir tarafıyla. Yani onu, oradan çıkan e, kusurlar e, ve biz ona hak vereceğimiz. Çünkü biz de çok sevgili bir toplum değiliz maalesef. Yani sevgiyi azalan bir tarafımızda e, tarafımız da, yaralı bir, bir tarafımız da bence var. E, biraz Buranın tartışılır bence o. tartışılabilir elbette her şey olduğu gibi ama benim hani hem ailelerin kendi sevgisini ifade etmesi en azından doğrudan bir ifade biçimimiz olmadığından daha örtük bir sevgi şeyimiz olduğu için sanki orası daha dikkat çekici gibi geliyor bir tarafıyla. Bana şey yani az önce de dediğim gibi yani en böyle dıştan bakıyormuş hissi veren film oldu bu. Mesela zaten Ahlat Ağacı zaten Nuri Bilge Ceylan'ın hani bildiği coğrafya. Çınar evet, evet. zaten orası. Buraya hiç temas etmemiş değil mi? Evet yani bu, burası çok dıştan bakış ve hani az önce de dışarıda da konuşuyorduk. Yani e, biz çocukların Kürtçe konuştuğunu duymuyoruz. Sevim duymuyoruz. karakteri. Sevim karakteri yani, Hı, Türkçe konuşuyor. Evet İstanbul'da yetişmiş gibi konuşuyor ki bir de uzak köyden geliyormuş bu kızcağız. Yani bir de o evet o detay Heptan yani. yani iyice böyle bir dekorlaşıyor o zaman yani oraya ait hiçbir şey yokmuş gibi yani bilmiyorum çok enteresan çok uzaktan bakıyormuş gibi geldi bana. Ki hani fotoğrafla belki bunu şey yapabiliriz yani iyice böyle mercek üstüne mercek çok fazla evet. mercek var arada. Evet. O yüzden çok, uzak çok uzaktan bakıyor her şeye. Ee, yani buradan belki şunu diyebiliriz yani e, her filmi için değil belki ama. Genel itibariyle temas ettiği kısımlar e, çok sınırlı kesimleri taşıyor bence. Yani ve bunu çok genele yayıyor. İşin şey tarafı bu. Yani çok sınırlı bir yerden bakıp bunu sanki bir Türkiye gerçeğiymiş gibi sunuyor yani. Yani şöyle bir şey mesela bunu belki söylemeyebilirdik bunun hakkında. Gene şeye dönüyorum en sonunda yani üst ses verme bize o zaman. Yani bu bir kesit olarak bırak biz seyrettik bıraktık. Ama Hı. o üst sesi verince bu yukarıdan her şey Tabii, böyle görünüyor. Tabii yukarıdan bakıyor zaten evet. O zaman bir genelleme olmuş oluyor. Neyse biz çok konuştuk hocam. Konuştuk, siz bir şey demedim. Çok heyecanlandık. Yok yok böyle gayet güzel yani. Zaten vaktimiz bitmek üzere. Evet. Bir de herhalde son... Ya bu film Nuri Bilge Ceylan'ın şimdiye kadarki en iyi e, gişe başarısı yapan filmi olmuş Türkiye'de. Hı -hı. Hafta sonu hani Hı -hı. Hı -hı. cuma evet, cumartesi pazar izlenmesi. E bir de tabii olarak. hani ritmin yani değişikliğinden de bahsettim. Yani çok ritimli bir yani bu senaryo kadar kötü yok. şey söyledikten sonra iyi buçuk saati öyle seyrettik hiç anlamadık evet. yani. Evet. evet. Yani, <laughs> yani ben, izleten bir tarafı var. Yani var mı? mesela bu filmi Nuri Bilge Ceylan değil başka birisi yapmış olsaydı evet. başka türlü yaklaşırdık. Bizim Nuri Bilge Ceylan'dan beklentimiz zaten çok Hani bir de bu, en iyi filmi diye böyle o çok abartıyor yani, çok yorum yani. hani yurt dışında başladı bu yorumlar evet, hani evet, en iyi film evet. en iyi filmi İşte Cannes Film Festivali'nde 15 dakika 6 saniyede Alkışlan. 11 dakika. Bir de o evet çok Cannes en... <laughs> Film Festivali'nde alkışlanmayan film yok. İşte o da öyle bir yani şey. Yani ben mesela The Zone of Interest'i Cannes'da izledim. Hı -hı. Nasıldı bu arada? Muazzamdı. Eee okay. hmm. Yani mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten. Film ekibinde de var herhalde. Evet bakalım. Biraz ee, şey söyleyeceğim. Olabilirim. Hani ekibin falan olmadığı bir gösterimde izledim. İki dakika alkışlandı film. İşte. Hmm. Hani sadece izleyiciler var. Evet. Öyle. Evet. o oranın bir şeyi yani tabii ki şeyle... tabii ki yani değil mi? Alkışlanmaması gibi bir şey söz tabii konusu canım. olamaz. Hele ki premierde yani yönetmen orada, oyuncular orada. Yani o bir saygı göstergesi. Evet. Her film alkışlanıyor orada. The Zone of Interest hani şey olarak çok enteresan, çok kısa bahsedeyim ondan sonra topu atacağım size. Yani bu holokostu hiçbir şiddet unsuru vesaire Aa, göstermeden evet, okudum evet. e, bu kadar başarılı bir şekilde aktarmış olması çok etkileyici. Hmm. Yani ben hani Altın Palmiye'de daha fazla ödül vesaire filan hani hmm. bir şeyler bekliyordum hala yani bu sene izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiymiş. Çok evet, Çok rahatlıkla mi? Film geldi. Evet, bir dakika film ekimi filmi, geldi. film vaktimiz var mı? Çok kısa bahsedelim isterseniz. Bir yani iki tane. Ayrıca üstüne hani, başka program da yapabiliriz yani filmleri seyrettikten yapalım sonra. Yapalım <laughs> ama sonrasında o filmlerden bahsedebiliriz. Okay, tamam. Ama hani isterseniz şimdi okay, belki dikkatinizi olarak, çeken okay. filmler vesaire onlardan e, Var ama izlemediğimiz için nasıl konuşacağız onu düşünüyorum. Hayır şöyle var. yani mesela şunu izlemeyi planlıyorum. Şunu dikkatimi evet. O, gibi bir şey. Tabii belki ki yani. film ekiminin gibi bu tarz organizasyonlar bu kadar dijital platform varken bile e, kıymetli, Hala yapılabiliyor olması. Kıymetini idile e, getirebiliriz. De, o, ben tamam olur. Tamam. Benim tavsiyem e, öğretmenler odası. E, İlker Çatıan. Ben çok severek izledim. Zaten yan, yanlış olmasın Almanya'nın Oscar adayı. E, yani e, o da yani şey gibi bir öğretmen öğrenci ilişkileri. Yani öğretmen öğrenci ilişkilerine çok daha farklı bir bakış ve o güç ilişkileri çok çok severek seyrettim. Onu çok tavsiye ediyorum. Benim de dikkatimi çeken, hani notlarımın arasında da vardı, Zeki Demir Kubuz'un Hayat filmini merak ediyorum. Çünkü sergisine gittim ve o fotoğrafların biraz da arka planını dinledim diyeyim. Evet. Altı sene süren bir, zaten hani filmi de öyle, o da bir aynı zamanda fotoğraf çekiyor. Ve fotoğrafları çektiğinde bunları biriktiriyor, arşivliyor. Sonunda işte sergi yapmaya karar veriyor. Ee, geçtiğimiz aylarda da sergisi vardı. Ee, acaba hani fotoğrafıyla e, filmi e, bir geçişleri var mı gerçekten evet, orada da tabii bir, bir, gibi... do bir dokunuş var çünkü Ruhi ve bunlar gibi. çok ilginç bir şekilde paralel zamanlarda evet. açıldı. Yani e, Zeki Demirkubuz'un Kadıköy'de sergisi olurken e, Nuri Geceylan'ın kendi kişisel <laughs> sergisi İstanbul Modern'de açıldı. Böyle yönetmenlerin fotoğraf sergiler üzerinden gitmişti o. O yüzden onun hayat filmini merak ediyorum. Ee, tabii benim Horgos Lantimos'un evet, bizim filmini var. seviyorum yani <laughs> ve çok merak ediyorum. Çok fazla Afişte paylaşıldı. Her anlamda da zaten biraz Frankenstein, hocamız da bilir, <laughs> Frankenstein uyarı yani ondan ilham alınarak çekim. Bu arada çok da ilgi var Frankenstein'e. Şimdi Çağınırmak da Türk filminden ondan ilham <laughs> evet, almış çok ya. çok merak ediyorum. Evet, o da yakın bir zamanda gelecek galiba. Yani onun o uyarlama olması, biraz da ona benziyor olmasından, değişik bir şey deniyor olmasından belki bilmiyorum. Onu merak ediyorum. O kapanış filmiymiş. Bir de tabii bu tarz organizasyon. Şubat'ta mı Evet, Şubat'ta normalde geçeceğiz. Şubat'ta izleyebiliyoruz. Yani yakalamamız mümkün diyesemimek Evet, yani evet o da başka bir başlık bence. O da başka bir başlık. tabii <laughs> o. Da o da başlık. Yani bu tarz organizasyonlar. Bir ya da iki evet. seans oluyor ve evet. hani. Yani hemen de tükeniyor. Keşke daha çok insan tükeniyor. izleyebilse. Ama önemi var bence şöyle ki bu kadar dijital platformların olduğu her yerin, her yerden onları izleyip yani. ...çeşitli yani festival filmlerini de izleyeceğimiz platformlarla yani normalde izleyeceğimiz varken... ...bu tarz organizasyonlara hala fiziki anlamda insanların gitmek istemesi... ...o ruhun hala yaşatılıyor olması çok güzel bir şey. Bu umarız ki herkes tarafından... <laughs> daha da yaygınlaştırır evet. ama en azından öyle bir olumlu bir tarafı var. Bir de bu sene bence. 4 sinemaya düşmüş galiba. Yani yedi de oluyor. Azalıyor falan tabii ki yani hani evet, çünkü Evet, iyice zorlaştı yani. İlgi Neyse. artmasına rağmen Evet. Gene de talep şey olabiliyor ve yani. Ve bayağı Venedik ve Cannes Film Festivalindeki filmler bayağı da ha. zengin Berlin'den bir var. seçki evet, geçen var. Senin, bayağı da iyi bir seçki var. Bu bu sene iyi görünüyor. Hayır olsun bakalım. Ben de Koter ben Haniya'nın Kız dört kız, four daughters diye hmm. bir Gördüm, gördüm onu Yok, gördüm onu, daughters. Ha. Ee, onu tavsiye ederim. Kim? Yani e, Kenya ben cooter mi öyle bir şey. Kim? Tunus Kura diyecektim Tunus Kuzey Mesela. Afrika mı evet, evet, Kuzey görmüştüm Afrika. şeyde. Yani görmüş? şey e, yönetmenlik yaklaşımı olarak gerçekten son hmm. derece okay. etkileyici ve çok az görebileceğimiz bir şey. Yani dökü drama. Hmm. Okay. E, Kadın ve dört kızı var ve bunların yaşadıklarını anlatmaları isteniyor. Ama bir kız yok, onun yerine bir oyuncu var. Oo, oo. Kadını da başka birisi de aynı zamanda canlandırıyor çok falan düken ve düken o oldu. şey yani çok etkileyici. Evet, ee, e, e, anlatırken şey. çok deneysel tamam, ama çok süper. başarılı yani. Tamam, Evet, olsun. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.